Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalar yaptı. 1 Temmuz itibariyle ne oluyor Şaban Sevinç? 1 Temmuz itibariyle bitti. Yani artık yani Sayın Cumhurbaşkanının şöyle bir lafı oldu. Bu illetten ilk kurtulan ülkeler arasında olacağız inşallah dedi. 1 Temmuz itibariyle bütün kısıtlamalar kalkıyor. Yani bildiğim kadarıyla sadece maske, mesafe ve temizlik kalacak. Yani ulaşımdaki engeller, şehirler arası seyahat kısıtlamaları, işte otobüslerdeki işte sınırlama. Restoranlar, kafeler. Restoranlar, açılacak. kafeler, her şey kamu ve özel işyerleri açılacak tam Şu anda 21'e kadar galiba, değil mi i̇şte kafeler? Allah şu sanılar. anda, bil, bil, evet 21 e galiba 21'e kadar. 21'e kadar. 24'e çekildi galiba değil mi o da? 24. Daha önce birmiş gece birmiş. E, müzikli yerler 24, ama herhalde restoranlar da 24. Tamam emin 20, Evet evet galiba. 24. Yani kısıtlamaları kaldırdı kaldırdılar. 24'e kadar her yere mekanlardaki her yere de izin mas, verildi. Maskeler kaldı yani. Öyle yani kabaca günlük yaşam. Maske Öyle kalacak. Ee, aslında tabii bu bu kararların çıkacağını az çok herkes tahmin ediyordu 1 Temmuz itibariyle çünkü aşılamada çok büyük bir ivme kazandı Türkiye. Özellikle bu Biontech ile yapılan anlaşma doğrultusunda Biontech aşısı bazen günde 1,5 milyonu bulan bir 1,5 milyon doz aşılama yapılabiliyor. Evet. o çok büyük bir ivme kazandırdı. Sadece geçen hafta galiba 5 milyon aşı yapıldı. Yok, daha fazla. Tamam, daha problem. fazla. Bugün yani 7, sağlık 7 milyoncu var. 7 milyon diyor. Evet, Sağlık Hı. Bakanı bir iki tarih vermiş. Bu iki tarih arasında 7 milyon doz Öyle aşı yaptık. 42 diyor. milyon toplamda 42 milyon 588 765'e ulaşmış. Bunların 28 milyon 100 bin birinci doz aşı. 14 milyon 488 bin 416'sı da ikinci doz aşı. Yani 42 e, buçuk milyon 43 milyon gerçekten iyi bir e, rakam. Birinci, iki, i̇ki dozlu aşağı bayağı az da. 14, milyon, 14 Tabii, milyon. İkinci doz biraz. Şi, şimdi bundan sonra hızlanacak. İki doz sanırım. aşı olan kaç? 14 milyon. 14 milyon. 14 milyon. 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 Cumhurbaşkanının bir de şöyle bir laf var. Bir iki aya kadar yerli aşı da çıkacak. Onu da dedi. 18 yaşın üstündeki bütün işte herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Bir 2 ay içinde dedi. Yani, bir de şöyle bir şey vardı. <laughs> bir böyle çekince vardı. Bir anda e, hızlandı. Yani orada e sağlık çalışanlarını da kutlamak gerekir. İşte bir, bir, bir günde 100 tane, 200 tane, 300 tane aşı yapan sağlık çalışanları var. Müthiş bir çalışma yapıyorlar bir gerçekten. Hızlandı. Buradan o, bütün bu sağlık çalışanlarını kutluyoruz. Ee, dağ, taş, tepe geziyorlar. Ee, her tarafta müthiş bir organizasyon. Ben e, kendim gittim hastanede gözlemledim. Büyük bir e, özveriyle çalışıyorlar. E, hemşirelerimizi doktorlarımızı, tüm sağlık çalışanlarını kutluyoruz. Bizim zaten ta Atatürk'ten bu yana bu aşı geleneğimiz var. Biz bu konuda çok iyiyiz Türkiye olarak. Bütün uzmanlar bunu söylüyorlar. Yani günde bir buçuk milyon doz aşı yapmak büyük Hatta bir... Hatta az daha geri de gidebilir Abdülhamit'ten bu yana da değil. Muhakkak. Büyük bir şey, başarı, bir buçuk milyon, yani büyük bir organizasyon yeteneği gerektiriyor. Bu yüzden e, bu kararların bugün alınıyor olmasında bunun etkisi çok büyük. Biontech ile yapılan anlaşmayı tabii burada önemsiyoruz. Bir de mesela sen şimdi ilk doz aşıları söyledin. Biontech ilk dozda da çok etkili bir aşı. Tabii onlar da var. E, onun da önemi var. E, şeyde vaka sayılarında da gitgide düşüş yaşanıyor. E i̇nşallah kurtulacağız herhalde zafer. Şöyle Ahmet bey ben geçen hafta Bakü'deydim, üç gün orada kaldık. Ee, yani orada mesela bu iş fiilen bitmiş gibi. Öyle söyleyeyim yani kimse maske takmıyor. Hatta maçı izledik. Maçı da 30 bin kişi falan vardı statta. Ya yani bu örneği şundan veriyorum. <laughs> Dünya artık bu illetten hem çok bıkmış durumda, <laughs> hem de alınan tedbirler sonuç vermeye başlamış ki vaka sayıları da her yerde düşüyor. İnşallah bu yılın sokaklarda kadar... Bakü'de aşı şeyi ne durumda acaba ona baktınız? ona bakmadım. Ben zaten bu aşı işleri, bu yaratılan e, aşırı kaygı ve korku halinden biraz şikayetçi olan gruptanım. E, Anti Mehmet Ceyhancılardan yok. Ben mısın? Mehmet Hocayı çok seviyorum <laughs> e, ama e, ya şimdi Ahmet Bey sokak aslında kafasında bu pandemiyi bitirmiş. bitirmiş. bitirmiş evet. Ben size onu söyleyeyim yani insanlar kafalarında bunu bitirmiş. E, 1 Temmuz'dan sonra da ben e, sürecin daha iyiye gideceğini düşünüyorum çünkü. Gerçekten Türkiye çok başarılı oldu. Farkındaysanız nerede bu aşı diyen kimse de kalmadı. Şimdi yeni moda şu. Uzun kuyruklar oluşuyormuş hastanelerde. Tedbirsizlik ve planlama beceriksizliği yüzünden aşı olmaya gidenler uzun kuyruklar oluşturuyormuş. Biz bir sürede böyle gideriz. Aman uzun kuyruk oluşsun da e, yeter ki aşı olsun insanlarımız. E, önemli değil. Şimdi tabii bir yani bir muhalefet e, yaklaşımı var. Her durumda bir itiraz edilecek. Onu da yani hoşgörüyle karşılamak lazım. Orada yani. şöyle e, çok e, trajikomik bir durum var. Sabah ilk kalkan elini yüzünü yıkamadan aşılar nerede niye gelmedi diye yazıyor. Öğleye kadar bu böyle devam edince TT e, oluyor. Yani o etiket bir anda Türkiye'de aşı yoka dönüşüyor. Ertesi gün aşı olmak zorunda değiliz e, diye bir e, yine ilk uyanan bir e, etiket yapıştırıyor. Bu kez niye zorla aşı oluyoruz insan haklarına aykırı diye bir e, sorun çıkıyor. <laughs> tuhaf bir... Hayır en komik şu, şimdi sürecin başında Sinovac e, Türkiye almıştı. Ya ben çok anlışanlı köşe yazarlarımızın ya bu çakma aşıyı gidipçe Çin malı aşıyı aldınız orada koç gibi Alman aşısı dururken niye bunu aldınız diyorlardı. Sonra iş şeye geldi, Biontech'e geldi. Şimdi efendim Biontech bizim DNA'mızı işte kopyalayacaklarmış. Çip ya, Çip takacaklar ya Allah aşkına yani şimdi ben... Şimdi Sinovac mı arıyorlar? Tabi şimdi Biontech kötü oldu ee, efendim neymiş işte çip takacaklarmış bizi izleyeceklermiş <gülüyor> ya <gülüyor> beni Ha yani şimdi beni izlerlerse izlesinler <laughs> Şaban Bey izledikleri zaman ne görürler bilmiyorum da yani ne olacak şimdi kim bizi izleyecek niye izleyecek yani böyle ya zaten akıl Türkiye'de şimdi de, yani, şu hakikaten. telefonlarla artık sürekli izleniyoruz ya yani. tabi çip işte şimdi Türkiye'de siyasi olarak bunu e, bir hani siyasi çekişme konusu yapmamak yapmak yani yanlış hatta yani izninizle söyleyeyim aramızda bile yapmamaya gayret etmemiz lazım. Yani çünkü zaten maalesef bir direnç var. <laughs> Efendim aşı olmayalım. İşte bu aşı kötüdür. Zaten ee, e, e, yoktur böyle bir hastalık, Covid diye bir şey yoktur. Yani hala bunu var, var 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 çok var. Hala yurt dışında tanıdığım üniversite bitirmiş, e, Türkiye'nin sorsanız baksanız en iyi eğitim almış bazı insanları. Efendim bunlar uydurmadır, aşı olmak da çok yanlıştır e, Deyip çocuklarını da aşılatmayan, kendisi de aşı olmayan ve buna karşı propagandaya devam eden insanlar var. Ben böyle, Covid oldum yattım, linç ettiler beni Covid oldum diye. Öyle. Vallahi bak linç ettiler. Sen de mi bu, bu, bu yalanı uyduruyorsun? Sen de mi buna inanıyorsun falan? Linç ya ettiler. diyorum ki ya dünyada milyonlarca kişi ölmüş. Birçok ülkede e, mezarlıklarda yer kalmamış. E, yani e, toplu definler e, yapılmaktan bahsediliyor. Brezilya maalesef durum ha, ha, hala bugün her gün daha kötüye gidiyor. Hala böyle ülkeler var. Ama Covid yok diye hala eee kendi bizim vatandaşlarımızın da beynini yıkamaya çalışan vatandaşlarımız var. Onun için bu bu kırıldı biraz ve aşılama o yüzden hızlanabildi. Bu iyi oldu. Yani e, toplum artık zaten baskı istemediği, saat limitasyonu istemediği, evet. tatil istediği vesaire vesaire. Restorana gitmek istediği için filan. Esnaf sıkıntıda. E, esnaf sıkıntıda. Onun için hadi tamam saçmalama yine aşı olacağız diye toplumda bu ağızdan kulağa iyice yayıldı, kabul edildi ve e, Allah şükür e, Sağlık Bakanlığı'nın sonuçta bunu e, pa, buna e, paralel olarak devreye sokması, bu aşı hızlanması çok iyi oldu yani. Ya şöyle bir şey var yani iktidarda kim olursa olsun ister AK Parti olsun ister CHP olsun. <laughs> tür, böyle bir bela karşısında bir on tekle güzel anlaşmış, bir on tekte Türkiye'ye uğurca ve eşi Özlem Hoca Türkiye'ye özel olarak ilgi göstermişler. Aşıyı vermişler. Ya sevinelim, mutlu olalım. Tabii, güzel bir tek aşımız var. E, güzel oluyoruz. Bunu bulamıyor. Bu kadar organizasyon yapıp aşı olamıyor insanlar. Bunun iktidarla <laughs> dediğin gibi yani bunu siyasi tartışma konusu olmaktan çıkarmak lazım. Başlarda yani, ama siyasi tartışmada şeydi yani. biraz. işte bu hani Biontech sağlanamadı başlarda. sonra Sinovac Evet başlar alındı Çin'den Sinovac da sonra işte yani yeterince güvenli olmadığı bizzat Sinovac Çin'le ilgili firma tarafından açıklandı. Sonra geri aldı lafını falan falan. Ya yani sinovac'ın koruma oranı daha düşük. düşük. Hani şöyle oldu. Yani Dünya Sağlık Teşkilatı geç kabul etti sinovac'ı. Evet, sorun oradaydı. Türkiye en ucuz, en en güvensiz, en az koruyan aşıya aşıyla muhatap olmak durumunda kaldı. Ona yönelik geliştiriler oldu. Haklıydı o geliştiriler başta yani. Ama ne Bizim bu? orada yani dünyanın en yaşlısını hani Türk vatandaşları bulmuş. Ya yani Türkler bulmuş Almanya'da. Onu niye alamadık biz diye bir hani haklı bir eleştiri oldu başta ama tamam. o işte sonradan dediğin gibi Uğur Şahin'in hani Türkiye'ye pozitif yaklaşımı Ama gibi, hani ama, paran yoksa ama ben orada bile bak şey, o başka. Paran var alamıyorsun. Ayşe Abancı bak orada bile ben tahmin etmiyorum ki Sağlık Bakanımız ha, önünde iki yaşı var. İşte bu bu Biontech bu Sinovac. Ha bu Sinovac daha az iyi olan. Ben bunu vereyim vatandaşlara. Bunu mi? demedi ya. Demez demedi tabii. Yani mi? ama yok. Ama Biontech'i alamadı. Yani başta alamadı. Ya, tamamdır, Neden alamadı? Bir, bir sürü şey konuşuldu işte. Ya şimdi aldı. Mesela... zaman, alamadığı zaman eleştiriyorsan Almayı başardığında da takdir etmesini bileceksin. Elbette elbette. Ya şimdi alamadığı elbette. zaman sen çocuğun portakal suyu istese alamadım dersen çıksaydın bakkala derler. Bu öyle değil ki kolay değil yani milyonlarca doz ya aşıyı. Millet, milletin ben, aşısını çaldı. Ben anlayışlı olmamız lazım. Doğru doğru şu, şu an hani gelinen noktada baktığımızda hakikaten Türkiye hani o konuda başlarda hani geri kalmış gibi görünüyorduk ama hani aşılamada şimdi baktığımızda hani Türkiye gelişmiş ülkelerle hani denk gidiyor yani. Şaban Seviş, şöyle bir güzel tarafı var bu işin kimileri Çin aşısı olmak istedi. Kimileri Rus aşısı olmak istedi. Evet. Kimileri Avrupa Alman aşısı olmak istedi. Kimileri yerli aşı bekliyor. Yani, yani yelpaze geniş Dur. ülkede. Çünkü yüzden... Çin aşısı alerji reak, alerji reaksiyonu yapmıyor diye mesela bu böyle bir bilgi e, yayıldı ki bazı doktorlar da bunu teyit etti. Öyle bir tercih vardı mesela. Geleneksel yöntemle yapıldığı evet, için. evet. Onu tercih edenler de var. Benim rahmetli babam Alman malından şaşmayacaksın. Alman <laughs> arabasından şaşmayacaksın derdi. Ya bir de ben e, bu aşı karşıtlığını şundan anlamıyorum. Ya benim mesela kolum delik deşiktir. biz çocukken bir sürü aşı olduk. Böyle yok çiçek aşısı, yok tetanus yok bilmem ne. Ya yani biz öyle aşıyla arasında çok mesafe olan hiç aşı olmamış bir toplum değiliz. Okulda kovalamaca oynar. Yani kızamık aşısı, bilmem ne. Yani bu şey Hep niye batıyor. yaratılıyor? Niye böyle bir korku pompalanıyor? Hakikaten anlamak zor. Şimdi bizi biraz daha linç etmeye başlarlar. <laughs> ben korkuyorum. Ben yani kim ne diyorsa haklıdır. Ben o noktadayım. Aşı konusunda mı? Tabii, tabii herkes tabii. haklıdır. Ben yok abi biz aşıcıyız ya aşı olun <laughs> ey millet yani niye biz Ben hani şu şu da rahatsız edici yani ya aşı olmayanlara şöyle tesadüf edilsin. Aşı olmaz yani, bunun... yani o, o da rahatsız edici bir şey ama biz niye aşı olunmasını istiyoruz ya kardeşim bu illetten kurtulmak için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerekiyor. Bunun için de büyük ölçüde insanlarımızın aşı olması gerekiyor. Sen aşı olmadığın zaman benim hayatımı da etkiliyorsun. Ya bu ülkenin doktorlarının %100'ü veya %99,9'u bilmiyorum ha, aşı olmayın diyen doktor var yok canım, mı? Yok. Hiç Öyle bir ben şey. rastlamadım. Ya yani mikrofonu... bütün bu ülkenin doktorları aşı olun diye her hepimizin zaten e, ne bileyim akrabaları, arkadaşları, çevreleri, komşuları doktor dolu. Yani Herkes hiçbir şey bilmiyor. Bir tek internette 5 tane böyle bir hastalık yoktur veya aşı zararlıdır veya 2 yıl sonra kitlesel ölümler olacak falan diye iki tane şey okuyan adam haklı böyle mi yani? Portre kadar... bu. Portre, sen bu, bu kadar 80, saçmalık olabilir 80 mi ya. 80 yaşındaki amcaya mikrofon uzatmışlar. Ben olmayacağım diyor. Kısır yapıyormuş diyor. <laughs> ben de, Bunu sen uydurdun gibi. Hayır, ha? hayır Yok kıram olsun var, diye. Var, 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 var mı var. Yani abi öbürü diyor ki şöyle, Bluetooth sinyali vermeye başladı diyor vücudum diyor. Kırsal kesim de kırsal, de kesimde, kırsal kesimde hem bu yaşlılar hem de adamın 4-5 tane çocuğu var. Ya ben olmayacağım kısırlık yapıyorum. <laughs> zaten Zaten 4-5 çocuğum var. <laughs> Bir de ya, <laughs> Hani o çocuklarını bile şey yapamıyorsun, geçindiremiyorsun, gerektiği gibi eğitemiyorsun, giydiremiyorsun diyor ki ben aşı olmayacağım, kısırlık yapıyormuş. Neyse ben şimdi şöyle bir temenniyle bu konuyu kapatmak istiyorum. Evet, Cumhurbaşkanı açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren bütün kısıtlamalar ortadan kalktı. Ee, i̇nşallah hani bu şimdi artık ben şunlardan şu tür haberleri çok rahatsız edici buluyorum. Dördüncü dalga gelebilir. Hmm. Delta varyantı üzerimize hücum ediyor. Yeniden vaka sayısı artacak. İnşallah öyle bir haber vermek zorunda kalmayız. Öyle bir durum yaşamak zorunda kalmayız. Ve yeniden bu kısıtlamaların devreye girdiği bir süreç yaşamayız. Ve böyle güzel gider her şey. Bu temenniyle bu konuyu kapatalım en iyisi. Kapatırken söyleyeceğim tek şey bu illa Covid'e bağlı değil... Türkiye bir turizm ülkesi olmak istiyor. Gerçekten e, ekonomimizin cari açığımızın çok büyük kısmını turizmden kapatabileceğimizi hepimiz biliyoruz. E, bu e, 12'de müzikli yerlerin kapatılmasının, ikiye çekilmesini turizm açısından ben çok önemli olduğunu e, düşünüyorum değil biliyorum. E, o yüzden özellikle turizm bölgeleri. Evet, özellikle turizm bölgelerinde onun için ee, bu, karar, bu kararı bir kez daha... Bu kararın dönmek. gözden geçirilmesini rica ediyorum. Beytül Baykam'ın önerisi 2 mi diyorsun Saat? 2. Evet. Tamam. Peki bu öneriyi de dile getirmiş olalım.